Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru kitabında 3. bölüm 8. testin çözümünü yapacağız. Eşkenar üçgenin pekiştiriyorum testindeyiz arkadaşlar. Çözümlere başlayalım. ABC eşkenar üçgen demiş. Hemen buradaki açılarımız kaçar derece arkadaşlar? 60'ar er derece. Şuradaki açı da 60 derece. Peki sonrasında BLC birbirine eşit verilmiş ve 2 kök 26 verilmiş. 2 kök 26'yı kullanacağım. Hocam buradaki eşitliği nasıl kullanırız? Hocam yukarıdan bir yükseklik çizersek iki kök altıyı bölüyoruz arkadaşlar bölmememiz lazım o zaman farklı bir hamle düşünmeliyiz bence burada ne yapmalıyız bu eşliği bir şekilde düşünmeliyiz hocam orta taban falan mı yapsak evet aslında güzel olur orta taban değil mi arkadaşlar eşitlik var çünkü madem kenar ortay şeklinde kullanamıyorum orta taban şeklinde düşüneyim orta taban derken ya böyle paralel çizeceğim ki olur ya da böyle paralel çizeceğim ki bu da olur hiç fark etmez arkadaşlar bizden ne isteniyor bizden şey isteniyor ya da orta tabanı şöyle de kullanabilirsiniz hocam. Şu e, ort tabanı şu şekilde de çizebilirsiniz. Yani yükseklik çizerek. Büyük ihtimal çoğunluğunuz da böyle yapıyor. Çünkü böyle de bir ort tabanı olmuş oluyor arkadaşlar. Hani bendeki alışkanlık şey ya. Hani e, eşitliğin olduğu yerden paralel çizmek ya. Böyle şekli karıştıracak. Bu daha sade olduğu için bence ben bu yoldan gideyim. Siz şuradan yükseklik çizerek de sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Fark etmez. E buradan gittiğim zaman hani şöyle bir paralel çizmiş oldum ort taban. E o zaman burası kök 26 ya. Kök 26 oldu mu arkadaşlar? Oldu. E burada paralel ya Z'den dolayı burası da 90 derece oldu. Hatta burası K iken burası nedir? 2K. E hocam, burası da 30 60 90 kere var. 30'u karşısı 2K ise 60'ı karşı nedir? 2 kök 3K olur mu? Olur. Burası da kök 26'ydı. E artık burada bir Pisagor bağıntısı yakışır arkadaşım. Yap bakayım Pisagor'unu. Kök 26'nın karesi neye eşittir arkadaşlar? K kare şurası da bakın 2 kök 3K. K kare artı 2 kök 3K'nın karesi. 2 kök 3K'nın karesi. Yazamadık. Yine yazamadım. Heh şöyle karesi. Kök 26 26 a, 26 eşittir. Bu 12 artı 1. Yani 12 k kare artı k kare. 13 k kare yaptı. K kare buradan 2'ye eşit oldu. K da buradan kök 2'ye eşit oldu. E o zaman olay bitti. K kök 2 ise arkadaşlar. O zaman burası ne yaptı? 2 kök 2 yaptı. 30'un karşısı 2 kök 2 ise 90'ın karşısı 4 kök 2'dir. E o zaman burası da 4 kök 2'dir. Toplamda burası kaç yaptı? 8 kök 2. O zaman burası da 8 kök 2 yapar arkadaşlar. Yani Birinci soru Cihan oldu. Geldik 2'ye. Şekildeki ikiz kenar dik üçgen biçimdeki kağıda C köşesi ve B köşesi A noktasına gelecek biçimde katlanıyor. Evet bu böyle katlanmış bu da böyle katlanmış. Buna göre son durumdaki şeklin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi katlama bu şekilde böyle gelecek ya. Sen bu katlamayı açtığında arkadaşlar C köşesi nereye gelmiş oluyor? Sen böyle bunu katladığın zaman bu buraya gelecek arkadaşlar. Belli bir parçası burada olacak. Yani şöyle katlama şu şekilde olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Hatta arkadaşlar katlama B köşesi A'ya gelecekse eğer bakın B köşesi A'ya gelecekse eğer katladığında aynı doğru üstüne gidiyor ya katlama çizgisi şöyle ne olmak zorunda? Dik bir çizgi olmak zorunda aynı doğru üstüne gittiği için. Şöyle şöyle katlandığında nasıl bir şekilde karşılaşıyoruz? Hop şu işte bunun katlanmışı bu. Aynı şekilde bunun da katlanmış aynı doğru üstte olduğu için dik doğru boyunca katlanmak zorunda. Hocam burası da dik olacak. Hatta bu da buraya gelecek. Hocam şunlar birbirine eşit olmuş oluyor. Bunlar da birbirine eşit olmuş oluyor. O zaman oluşan şekil şu şekil. Bakın bu buraya katlandı. Bu şekil olmayacak artık. Bakın elimizdeki şekil bu olacak. Bu da buraya katlandı. Elimizdeki şekil bu olacak. Yani 90 90 90 90 olacak burası. O şekil hangisinde var arkadaşlar? İşte denizli şıkkında var. Şıklardan da gidebilirsiniz. Tek tek açılmış hallerinin bakın. Şunun açılmış hali burası. Bunun açılmış hali burası olduğunda şekilde de görebilirsiniz. Ben orada temel mantığı göstermek istedim. İkinci soru denizli oldu geldik 3'e. Yukarıdaki eşkenar üçgen biçimindeki karton gösterilen doğrultularda kesilerek eşit alanlı 3 parçaya ayrılıyor. Arkadaşlar eşit alanlı üç parçaya ayrılıyorsa bunlar a a a diyecek olursam. Hocam bunun alanı bu taban çarpı buradan çizilen yüksekliğe. Bunun alanı da bu taban çarpı buradan çizilen yükseklik bölü 2'ye. Bunun alanı da bu taban çarpı bu taban ait yükseklik eşit olacağı için. Hepsinde de yükseklik bakın aynı olduğundan dolayı tabanlarından olması lazım birbirine eşit olması lazım. Ya da alan konusuna geldiğimizde göreceğiz. Hocam alanlar eşitse tepe noktası aynı olan üçgenlerde tabanlar da eşittir. Yani tabanlarla alanlar doğru orantılıdır aslında. E hocam burası K ise o zaman burası da K'dır burası da K'dır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki bunu dedik ondan sonra hocam burası ne yaptı? 3K burası ne yaptı? 3K yaptı. E eyvallah. Sonra ne yapacağım? Hocam bu bir eşkenar. Eşkenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek mi? Bölecek. Şöyle çizdiğim zaman yükseklik. K bölü 2 K bölü 2 bölecek. Bence buraya ne diyelim biliyor musunuz? 2K buraya da 2K buraya da 2K diyelim. Çünkü tabanı iki eş parçaya bölecek ya ondan dolayı arkadaşlar. E o zaman burası 6K olsun burası da ne olsun arkadaşlar? 6K olsun. 6K iki eş parçaya bölecek. 3K 3K KK oldu. Bakın dik tabanı iki eş parçaya böldü buradaki yükseklikte. Şunlar da ne oldu? Birbirine eşit oldu. Yani o zaman ben ne buldum? Şuraya 6K, buraya 6K, buraya 2K, buraya 2K, buraya da 2K bulduğumdan dolayı e, şuradaki parçalar da eşit. Yani ben bir parçayı y dersem. Hocam burası da y. Y aynı uzunluk olduğundan burası da y oldu. Sorunun devamını okuyalım. Şekil 2'deki üçgenlerin çevre uzunlukları toplamı. Arkadaşlar çevre uzunlukları toplamı. Birincinin çevresi 8k artı y mi? Evet. 8k artı y. Neye eşittir ikincinin çevresine? Artı ikincinin çevresine? Hocam 2k artı 2y. Artı üçüncünün çevresine? 8k artı y. İşte bu neye eşitmiş arkadaşlar? Şekil 1'deki eşkenar üçgen çevresinden 8 kök 7 fazlaymış. Şekil 1'deki eşkenar üçgen çevresi nedir arkadaşlar? 6 tane 3 18. Yani 18 k artı 8 kök 7 diyor bize. E buradan ne geldi o zaman? 8 8 16 18 k yaptı. K'lar birbirini götürdü. O zaman 4 y eşittir 8 kök 7 bu yaptı buradan. 4 y eşittir 8 kök 7 ise Y'yi de buradan 2 kök 7 olarak buluruz. Arkadaşlarım Y'yi 2 kök 7 bulduk mu bulduk. Hemen yazalım. Hocam burası 2 kök 7. Burası da 2 kök 7. Hocam burası K ya. Eyvallah. Bu arada burası da 30 60 90 üçgeni. Eşkenar üçgen olduğundan. 30'un karşısı 3 K iken 60'ı karşısı da 3 kök 3 K'dır. E o zaman burada ne oldu? Bir pisagor bağıntısı yakışır arkadaşlar buraya. Değil mi? Şurada bir pisagor bağıntısı yapalım arkadaşlar. Yani pisagor 2 kök 7'nin karesi eşittir. Şu altta yapıyorum. 2 kök 7'nin karesi eşittir. Dik kenarlar ne buldu arkadaşlar burada? 1'i k, 1'i 3 kök 3 evet, k. Evet. 1'i k, 1'i de 3 kök 3 k olduğundan kareleri toplamına eşit olacak. Bu 4 kere de 28 eşittir. 27 artı 27 k kare artı k kare. 28 k kare yaptı. Buradan da k kare eşittir 1 olduğundan. K'yı kaç bulduk arkadaşlar? 1 olarak bulduk. Evet K1 eşkenar üçgenin alanı nedir diye soruluyor. K yerine 1 yazdığımızda bir kenar kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 6. Evet eşkenar üçgenin bir kenarı 6 ise alanında ne yapar arkadaşlar? 6 tane A kare kök 3. Yani A kare kök 3 bölü 4 değil miydi? Bir eşkenar üçgenin alanı. Yani cevabımız da böylelikle 9 kök 3 yapar arkadaşlar. Yani 3. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 4'e. Hocam eşkenar üçgen demiş. Bir kere eşkenar üçgen olduğundan şu parça, şu parça, şu parça birbirine eşit mi? Eşit. Aa hocam bak bu parça hem buradaki Pisagor'da için içine giriyor hem de buradaki Pisagor'da için içine giriyor. Demek ki ben bu Pisagorları kullanacağım. Sonra başka ne yapacağız burada? Bizden x isteniyor. x x x. 6 verilmiş, 4 verilmiş. Hmm. Ne diyelim? Bir yerden başlayalım. İsterseniz buraya bir y diyelim arkadaşlar. Buraya y dersem burada bir Pisagor bağıntısı yapacak olursam arkadaşlar, buradaki Pisagor bağıntısında Çift çizgiyi de kullanacağım ya. Çift çizgiyi Z diyelim mi demeyelim bence. İki, üçüncü bilinmeyene girmeyelim. Hocam Pisagor bağıntısından burası x kare artı y kareye mi eşittir? Kare kök içerisinde ev. Hocam kare içinde x kare artı y kareye eşittir burası da. Eyvallah. Sonra ne yapacağız hocam? Hocam bak şimdi burada 6'ya bak 6'yı kullanacaksın. Bir burada Pisagor var. Bir de 6'ya ait Pisagor'da hangisinde Pisagor var arkadaşlar? Bir de şu büyükte bir pisagor var. İkili pisagorda ortak olan kenarı yalnız bırakmıyor muyduk? Yani haşı yalnız bıraksak burada. H kare neye eşittir arkadaşlar? H kare. Hocam y kare eksi altının karesine eşittir. Aynı zamanda h kare neye eşittir? Şunun karesi eksi onun karesine eşittir. Yani x kare artı y kare kare içinde işte bunun karesi eksi onun karesine eşittir arkadaşlar. Buradan y kare eksi 36 eşittir. x kare artı y kare Eksi 100 yaptı arkadaşlar. Y kareler birbirini götürdü. 100 attık öbür tarafa 64 eşittir. X kare olduğundan X de buradan kaç geldi o zaman? 8 geldi. Evet dördüncü soru böylelikle balıkesir yaptı. Geldik 5'e. ABC eşkenar sonra paralellik verilmiş. Hocam şununla şu birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Öncelikle eşkenarlıktan dolayı 60'ları bir yazalım. Hocam paralel vermiş ya şunlara. E Burası da yönde eşitten 60 yaptı. E, 60 60 ise burası da 60 yaptı. Hocam şununla da şu paralel. E hocam bununla bu paralelse 60 ise yönde eşitten burası da 60 yaptı. 60 60 ise burası da 60 yaptı. Tamamı 90 olacağından buraya 30 derece kaldı. E 60 60 ise burası da 60 yaptı. 30 60 ise burası da 90 yaptı. E 60 90 ise zaten burası da 30. E bitti gitti. Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş bize? Ali Bey uzunluğunu 12 vermiş arkadaşlar. 30'un karşısından başlayalım. 30'un karşısı A iken burası nedir arkadaşlar? 2A'dır. Bu X dediğimde A küçüktür. Sonra burası 12 eksi 2 a yaptı arkadaşlar. 12 eksi 2 a yaptı burası. E burası da 12 eksi 2 a. Burası da 12 eksi 2 a mı? Evet. A burada da 30 60 90 kere var. 30'dan 60'e geçip kökü kat değil mi? Evet. 12 eksi 2 a'nın kök 3 katı neye eşit olmak zorunda? A köküçe eşit olmak zorunda. Kök gitti. E buradan 12 eksi 2 a eşittir şeyse a ise Buradan 12 eşittir 3A. Buradan da A'yı kaç buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. Bizden de DF isteniyor. O zaman DF de buradan DF de X de buradan neye eşit? A kökü C eşit olduğundan cevabımız da ne çıkar? 4 kökü çıkar arkadaşlar. Evet 5. soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 6'ya. ABC eşkenar üçgen DBC doğrusal bir de AF ile FC birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar şu eşitliği kullanalım direkt. Madem bunlar birbirine eşit. Madem bu eşkenar üçgen 60'ları şöyle bir yapıştıralım. 60 60. Hocam kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir eşkenarda. Aynı zamanda burası da 30 30 oldu mu? Oldu. Sonra bak ABF açısı 30 dereceymiş. Hocam 30 derece iki tane FDC'ye eşitmiş. O zaman FDC de kaç çıkıyor arkadaşlar? 15 derece çıktı. Yani şurası 15 derece oldu. E hocam iki iç açı bir dış açıya eşit olduğundan direkt burada kaçta kaç derece yapar o zaman? 15 derece yapar. Ya da ne bileyim buradaki iki iç açı, iki iç açı, bir dış açı hocam dersiniz. 45 dersiniz. Sonra buradaki iki iç açı, bir dış açı hocam buraya 15 dersiniz. Bakın 15 e 15. Şurada ne çıktı arkadaşlar? Burada bir ikiz kenarlık mı çıktı? Evet. Şu üçgende bir ikiz kenarlık çıktı arkadaşlar. Niye? Şuradaki açı da 15 derece, burada açı da 15 derece olduğundan. 12 ise burası da 12 oldu. Bilmiyorum işimi yarayacak mı? Hayırlısı. Valla yok yaramayacak. Çünkü niye 45 e, bu 45'e yoğunlaşasım geldi. 45 işte hocam bitti. Şu 60 var 45 var. Senin şu üçgene yoğunlaşacağım belli. Hiç buradaki iki kenarlığa falan yoğunlaşma. Gel buraya yoğunlaş kardeşim. İki tane özel bir açı var. Bu arada şu 60'ı karşı 12'si onu kullanalım. Hocam 60'ı karşı 12'si 30'un karşısı 12 bölü köküçtür. Yani köküç ne neyse çarparsam 12 köküç bölü 3'ten 4 köküçtür burası. E hocam 4 köküçse burası da 4 köküç. E sen buradaki Özel açı mantığını nasıl kullanırsın? Hocam şuradan bir dik çizersen. Burada 30 60 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı yarısı 2 kök 3 60'ı karşısı da kök katından dolayı 6. E 45 45 90, 93 kenar çıktığından dolayı 6 ise burası da 6 oldu. X de neye eşit oldu? 6 artı 2 kök eşit oldu. Yani cevabımız 2 kök 3 artı 6 da oluyor aynı zamanda. Cevap E Remit oldu. 6. soruda geldik 7. soruya. 7. soruda ABC ikizkenar üçgen AD eşkenar üçgen hocam burası 60 burası 60 atmış, burası 60'ları bir yazalım mı yazalım. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. AB'ye de 6 köküç vermişler. E burası 6 köküç burası da 6 köküç mü? Evet. Sonra BAC açısını kullanmadık bakın. BAC açısıyla AEC açısı. AEC açısı. Hocam zaten AEC açısı 120 derece. Şu 120 derece. BAC açısı da 120 mi olacak? Evet. Şuradaki açı da 120 yaptı. A 120 ise hocam buradaki üçgen ne oldu? 120 ve x kenar. 30, 30, 120 üçgenim oldu? Evet. 30, 30, 120 üçgen oldu. E ondan sonrasında 6 kök 3, 6 kök ise ben şuradaki kök 3 katından dolayı burayı bulurum arkadaşlar. 6 kök 6 kök kök 3 katından dolayı burası 18 mi oldu? Evet. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Valla eşkenar ya da x kenar tabanda mevcut ya tabanına ait yükseklik çizebiliriz. Şu yüksekliği çizsek hem eş yüksekliği oldu. Hem de x kenarı yüksekliği oldu. 18'i iki eş parçaya bölecek. 9. Ee, burası da aynı zamanda 120 olduğundan 60-60 ayrılacak mı? Ayrılacak. E, ee, 60'ı karşı 9 ise 30'ı karşı 9 bölü kök 3. Yani burası 3 kök 3 mü yapıyor arkadaşlar? 9 bölü kök 3. 9 kök 3 bölü 3'ten dolayı. Sonra e, hocam bu 60'ı karşı 3 kök ise şurası kaç derece? Şu bir eşkenar üçgende tamamı 60. Hocam burası 30 derece. Burası da 30 derece. E, tam, tamamı 120 olduğundan ya da burasının tamamı batmış olduğundan buraya da 30 buraya da 30 kaldı diyebiliriz arkadaşlar. He, ee, olay çıktı. 60'ı karşı 3 kökü ise 30'u karşı kaç yaptı arkadaşlar? Kökçe bölünmüş hali 3 yaptı. E hocam 30'un karşı ise 90'ın karşı 6 deyip x kenardan x 6 diyebilirsiniz. Ya da hocam zaten bunun tamamı da 9 değil mi? Çizilen yükseklik tabanı iki parçaya böldü ya. Yani x artı 3 eşittir 9 ise x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 6 olarak buluruz. Evet 7. soru Edremit oldu. Geldik 8'e. ABC eşkenar üçgen hemen açıları yazalım. 60 60. E hocam çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. 30 30'u yapıştırdık. Tamamı 90 derece ise o zaman buraya da 30 derece kaldı. E hocam bu bir eşkenar üçgen ya. Bu, burası çizgiyken bak. Burası da çizgi verilmiş ama eşkenar üçgenden dolayı çizgiyse burası da çizgi değil midir? Hatta bu kenarda nedir? Çizgidir. E burada ne çıktı? Bir ikizkenar üçgen çıktı. İkizkenar üçgen çıktığından dolayı 30 ise tepe açısı 180'den 30 çıkart. 150 2'ye böl. 75 75 oldu buraları. 75 60 daha 135 buraya 45 derece kaldı. 45 90 ise burası da 45 yaptı. Yani ikiz üçgen x ise burası da x oldu mu? Oldu. Neresi 12 verilmiş BD BC. Arkadaşlar BD BC. BD BC. Zaten burası 12 verilmiş. Hocam burası da 12. E burası da 12. Yani 2x eşittir 12 ise x de buradan kaç bulduk? 6 bulduk. Eşkenar üçgen ya x x bulduk burayı. 2x 12 ise x de buradan 6 çıktı. 8. soru Ceyhan oldu. Geldik 9. soruya. Şekil 1'de verilen ABC x kenar üçgenin biçimindeki kağıdın turuncu boyalı parçası kesilip şekildeki gibi aralarında boşluk kalmayacak şekilde AB kenarına yapıştırılıyor. Arkadaşlar şu x kenar üçgen x kenar üçgen olduğu için bu açıları bir yazalım. 45 45 90 üçgeni hatta burası da 45 burası da 45. Ee, bunu kesip buraya yapıştırdı ya. Ben kesilmiş halim böyle tamamlardım zaten. Ee, ki buradaki parça buradaki kalmış sıkıntı yok. Sen bunu aldın buraya getirdin. Arkadaşlar burası BC kenarı. BC kenarı kaç? Şurası 4 birim mi? Evet burası 4 birim. Sonrasında burası kaç birim? 2 birim. Dikkat edin sen aldın bunu buraya getirdin. Yani C köşesi buraya mı geldi? Evet burası 45 mi yaptı? Aynen öyle. E hocam buraya alfa dersen alfa 2'yi gören alfaysa burada da burası 2 burası da 4 değil mi? Kesip buraya yapıştırdığın için arkadaşım şöyle. Ya da şöyle döndürülmüş hali gibi düşünün arkadaşlar. Çünkü bu yapışması için buraya denk gelmesi lazım değil mi arkadaşlar? Burasıyla burası birbirine eşit ya. Şu kenar buraya yapışınca. Hocam burası 4 burası da 2 mi oldu? Evet. E burası alfayken bunlar eş yapıda sonuçta. Bakın döndürme sorularında ya da kesip başka bir yere yapıştırma sorularında eş yapılardır. Eş yapılarda bu e, kenarların eşitliğini, açıların eşitliğini mutlaka yazacaksınız. Bak 45'i yazdınız. Alfa iken buraya da bir alfa yazalım mı? Yazalım. Hocam buraya beta dersem alfa artı beta 90. Dikkat dikkat. Alfa artı beta. Burada da 90 derece değil mi? Evet. E burada 4 4 ise burası 4 kök 2 çıktı. E hocam burada da bir 90 derece çıktı. Ve bizden de AD mi isteniyor. Evet. Buradaki pisagor bağıntısından yani 4 kökünün karesi eşittir x'in karesi artı 2'nin karesinden dolayı 32'den 4 çıktı 28 mi yaptı x kare yani buradan da x neye eşit oldu kök 28'e eşit oldu arkadaşlar kök 28'de nedir arkadaşlar 2 kök 7'ye eşittir cevabımız böylelikle c -han oldu geldik 10. soruya e eşkenar üçgenin dış çemberin merkezi arkadaşlar e dış çemberin merkezi dış çemberin merkezinden geçen bakın ABC üçgenini diyor sana dikkat et. Şu üçgenin dış diye çemberin merkezi. Oradan geçen açı ortay olacak. Hocam C köşesinden gelen dış açı ortay. A köşesinden gelen iç açı ortay. Hmm. Yani burası ne olacak? 30'a 30 şeklinde paylaşacak. Burası da 60 değil mi? E o zaman burası 90 olacak. Kesin. Hatta şunu uzatırsak. Buradan gelen de dış açı ortay. Zaten ne diyorduk arkadaşlar? Dış açı ortayların kesim noktasından iki dış bir iç geçer. Hocam bu dış B'den de gelen dış olur. A'dan gelen ne olacak? İç olacak. O yüzden burası 30-30 olacak dedik arkadaşlar. Burası da 30 burası da 30 olacak. E 30 60 ise burası da 90 çıktı. Evet buradaki 90'ı bulduk. Başka ne verilmiş? G A e, ağırlık merkezi. Hocam A E C'nin ağırlık merkezi. Ve bizden GFx F X deniyor. Hocam burası X burası nedir? 2 X'dir. Evet. Bir de alanı vermiş bize 25 köküç. Alan dediğimiz A kare köküç bölü 4. 25 köküç köküçler gitti. A kare eşittir 100 ise A'yı buradan 10 mu buluruz? Evet. A 10. Hocam burası 5. Bu arada G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ise 1'e 2 oran burada var. 1'e 2 oran burada da olacak. Hocam burası enken. Burası da 2'en olacak. 3'en eşittir. Bakın şurası 5'ken burası da 5 değil mi? 5 ise eni de buradan ne bulduk arkadaşlar? n'i de 5 bölü 3 olarak bulduk. Hocam en de 5 bölü 3 ise 30'u karşı 5'ken 60'ı karşı da 5 kök 3 olduğundan dolayı artık sen buradaki üçgende Pisagor bağıntısı yapabilirsin. Yani 2x'in karesi neye eşittir? Pisagor'dan direkt çıkacak arkadaşlar. 2x'in karesi eşittir. 5 bölü 3'ün karesi. 5 bölü 3'ün karesi artı 5 kök 3'ün karesine eşit olacaktır. Hocam buradan 4x kare eşittir. 25 bölü 9 artı 75 mi yaptı? Evet. Aynen öyle. Hmm. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. 25 bölü 9 artı 75. Hocam buradan ne geliyor? 4x kare 4x kare eşittir. Bu 9 ile 75'in çarpımı olacak değil mi arkadaşlar? Oy 25 artı 9 çarpı 75 bölü 4 mu oldu arkadaşlar? Hayır bölü 9 mu oldu arkadaşlar? Evet buradan 4x kare eşittir. 25 parantezini alsak daha kolay olacak işimiz galiba. Evet 25 parantezini aldığımız zaman 5 kere 5 25 çarpı 3 75. Bu da 25 bölü 9 sıkıntı yok tamam. 25 parantezine aldığımız zaman arkadaşlar 1 artı e, 9 yapıyor 3 27 mi yaptı? Evet bölü 9. Hocam bu 28 yaptı. He, 28 ile 4 sadeleşti 7. 7 çarpı 25 bölü 9. Her iki tarafın kare alacak olursam x de buradan e, 25 bölü 9'un kare 5 bölü 3'tür. E bir de burada 7 kök içinde kalacaktır. Yani cevabımız 5 kök 7 bölü 3 yapar arkadaşlar. 10. soru böylelikle denizli oldu ve Nereye geliyoruz? Karma testlere geliyoruz. İkiz kenar ve eşkenar üçgendeki bütün testleri bitirdik. Şimdi karma testler. Üniversiteliğin testlerine geliyoruz. Yani yeni nesil sorulara geliyoruz arkadaşlar. O zaman ne Bir sonraki videoda 9. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>